Merhaba, burası lüks bir hastane değil. Ukrayna'da, Kiev'de Venedik Oteli. Ve Venedik Oteli'nde yeni doğum yapmış anneler bebekleriyle beraber otelde kalıyorlar. Bu fotoğrafın arkasında aslında ciddi bir dram söz konusu. Çünkü bunlar taşıyıcı annelerin bebekleri. Biliyorsunuz taşıyıcı annelik bazı ülkelerde yasal ve işin içerisine para giriyor. Ve bu para da çok önemli miktarlarda para. Örneğin Ukrayna'da bunun bedeli 30 ila 35 bin dolar. Halbuki Amerika'da bu rakam 80 ila 120 bin dolara çıkıyor. O yüzden batılı ülkeler Ukrayna'ya büyük talep gösteriyorlar. Ukrayna'da çok sayıda tüp bebek kliniği açılıyor. Sadece bu klinikler tıbbi hizmet vermiyorlar. Aynı zamanda avukatlarla size yasal bir takım destekler de sağlıyorlar. Bütün bunların sebebi işin içinde para ve çocuk sahibi olmayan aileleri bebek sahibi yapmak. Ama işin içerisine koronavirüs girince böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü seyahat yasakları nedeniyle bebeklerin sahipleri olan aileler Ukrayna'ya gelemiyorlar ve bebekler Ukrayna'da kalıyor ve ajanslar ve kliniklerde anneleri ve bebekleri böyle bir otele yerleştirmek zorunda kalıyorlar. İş sadece yumurta eksikliği değil, sperm eksikliği de olabilir veya rahimde bir takım sıkıntılar olabilir. Ondan sonra sorunlar çözülünce tüp bebekle oluşan embriyo rahimin içerisine yerleştiriliyor ve o süre içerisinde isteyen aileler annelerin tüm masraflarını karşılıyorlar ve doğuma kadar onlar bu klinik tarafından izleniyor. Ama işler o kadar kolay değil. Niye? Çünkü eşcinsel olanlar da çocuk sahibi olmak istiyorlar. Nitekim Belçikalı eşcinsel bir çift böyle bir klinikten hizmet almış ama biraz yasa dışı bir şekilde almış ve bebeklerini arabanın arkasında kaçırırken yakalanmışlar ve mahkum olmuşlar. Halen Ukrayna'dalar. Benzer şekilde bir Fransız çift de Büyükelçiliğin bebeklerine pasaport vermeyi reddetmesi üzerine Covid-19 salgınıyla beraber onlar da Ukrayna'da mahsur kalmışlar. İş yumurta ve sperm eksikliğine gelince biraz daha karışıyor. Şöyle ki Amerika'da eğer iyi bir üniversitede okuyorsanız, sporcuysanız, IQ'nuz yüksekse yumurtanızı 1500 dolara satma şansına sahipsiniz. Aynı şekilde sperm bankaları da benzer bir yöntemle çalışıyorlar. Ama işin içerisine ahlaki ve yasal pek çok sorun da giriyor. Nitekim bunlardan size küçük bir örnek vereyim, ne demek istediğimi anlarsınız. Babasının kim olduğunu merak eden böyle bir tüp bebek kızı açtığı dava sonucunda babasını bulmuş ama babasının aslında ikiz çocuğa daha sperm bağışçısı olduğunu ortaya çıkarmış. Bütün bunların yanında ülkemizde biliyorsunuz çocuk esirgeme kurumlarında yuvasız ve ailesiz çok sayıda çocuk var. Bunlar yılda yaklaşık 15 bine varan rakamlarda ortaya çıkıyor. Gerçekten çok acı bir durum. Bunca tüp bebekten sonra, başarısızlıktan sonra aileleri çocuk sahibi olabilmeleri için bu kurumlara yönlendirmek faydalı olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşça kalın.